Merhaba sevgili izleyenler. Bu hafta sizler için özel bir bölüm hazırladık ve Nilüfer Sanat'la benim Nilüfer'imi birleştirdik. Uzun bir program olacak çünkü çok önemli konuklarımız var bugün. Bugün Nilüfer Tiyatro'dayız. Hoş geldiniz. Öncelikle konuklarımı tanıtayım sizlere. Nilüfer Belediyesi Sanat Danışmanı Sayın Feza Soysal aramızda ve aynı zamanda Nilüfer Belediyesi Tiyatro Genel Sanat Yönetmeni Sayın Engin Alkan hocamız da aramızda bugün. Bugün dediğimiz gibi tiyatroyu konuşacak çünkü çok konuşacak konumuz var bugün. Öncelikle Feza Bey'den başlayalım. Şimdi Nilüfer Belediyesi Tiyatro artık bir kent tiyatrosu haline geldi. Kent tiyatrosu nedir öncelikle? Şehir tiyatroları ne demek? Onun tanımından başlayabilir miyiz? Aslında kent tiyatrosu şu andan itibaren, an itibariyle bizim kullanmaya başlayacağımız bir tanım. Şehir tiyatrosu bundan 102 yıl önce İstanbul'da kurulmuş olan tiyatronun Türkiye'de diğer illerdeki tiyatrolara tezahür etmiş halidir. Şehir tiyatrosu böyle bir gelenekten, İstanbul Şehir Tiyatrosu böyle bir gelenekten geldiği için diğer kentlerdeki tiyatrolar da o geleneğe saygıdan dolayı şehir tiyatrosu adını kullanarak tiyatro yapmayı tercih ettiler. Kimler bunlar? Kocaeli Şehir Tiyatrosu, Eskişehir Şehir Tiyatrosu, Antalya Şehir Tiyatrosu ve kapatılan, geçtiğimiz günlerde kapatılan Diyarbakır Şehir Tiyatrosu. Bunların hepsi büyükşehir belediyelerinin tiyatrolarıdır. Bir de bunun dışında bir örnek daha var. Bakırköy Belediye Tiyatrosu ki o da şehir tiyatrosu kadrolarının aynısını kullanır. Nedir kadrolar? Yasa diyor ki 657 yıl sayılı yasa belediye opera, bale, tiyatro ve orkestraları sanatçı kadrolarını kendi kanunları olmadığı için devlet tiyatrosu opera bale kanununa dayanarak aynı şekilde istihdam edebilir. Yani devlette sanatçı olarak çalışan kişiler ki bunların hepsi sözleşmeli sanatçılardır belediyelere de aynı şekilde istihdam edilebilir diyor. Farklarından bir tanesi bu. Aslında tek önemli farkı bu. Yani geleneğin dışında tek önemli farkı bu. Şehir tiyatrosunda çalışan oyuncular ya da teknik ekip, tüm kadro devlet tiyatrosu kanunundan faydalanarak kadrolarını alır ve sanatçı kadrosundadırlar. Başka farkları var mı? Başka farkı teknik anlamda yok. Ama onun dışında farkları Engin Alkan bize çok daha iyi anlatır. Yani teknik olarak söyleyeceklerim bu kadar benim. Bunun dışında tabii ki yerleşik bir tiyatro olması önemli bir hal oluyor. Sürekli üretimin yapılacağı bir hale dönmesi önemli bir hal alıyor şehir tiyatrosu olduktan sonra. Biz de işte bu süreçteyiz. Birkaç ay sonra da sanatçı ve teknik kadro sınavları yapacağız. Ve bu kadrolara tahsisler yapılacak. Şehir tiyatrosu mantığıyla çalışan Nilüfer Kent Tiyatrosu'nu kuracağız. Peki yeni kadrolar dediniz. Özellikle sanatçı tabii alımları da olacak burada. Nilüfer Belediyesi Tiyatro yaz aylarında sanatçı alımlarına gidiyordu. Yetenekle bir sanatçı alımı yapıyordu. Bu sefer nasıl işleyecek bu prosedür? O zaman ben eski modeli biraz anlatayım bilmeyen izleyiciler için. Biz hani 3. sezonumuzu yaşıyoruz. Her yıl oyunlara uygun oyuncu auditionları yaptık. Geçtiğimiz yıl hariç. 2 yıl boyunca bunu yaptık ve şöyle bir sorunu vardı onun. Bu yıl başlayan ve devam etmesini arzu ettiğimiz bir oyun her yıl oyuncu auditionı yaptığınız zaman önümüzdeki yıl devam edebiliyordu. Sezonluk oynayabiliyordu oyuncular. Çünkü her yıl aynı oyuncular sınava girmek durumundaydı. Bunun bence pozitif tarafları var ama negatif tarafları da var. Oyuncunun kendisini tiyatroya ait hissetmemesi gibi. Az önce söylediğim gibi başka oyunlar yapmak zorunda kaldığın gibi izleyicisi devam eden bir oyunu kaldırmış olmak durumunda kalıyordun. Şimdi şehir tiyatrosu kadrosu için yasa gereği sınav yapmak zorundayız. Onlar bizim oyuncu seçmelerimizdi. Yani role oyuncu seçiyorduk. Audition'da o. Bu yasal bir sınav ve tüm bizde çalışan oyuncu arkadaşlar da girecek, dışarıya da açık. Herkes açık bir sınav olacak. Yasa olarak bunu yapmak zorunda olduğumuz için de yapıyoruz. Peki burada o zaman Engin hocamıza dönelim. Şimdi şehir tiyatroları, daha doğrusu Nilüfer Kent Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmenliği görevini sürdüreceksiniz artık.
Önümüzdeki sezon sizin açınızdan neler değişecek Nilüfer Tiyatro'da? Aslında bir yıldır bunun bir öncü çabası içindeydik Feza ile beraber. Yani bir yıldır burada repertuarı belirlerken ya da bunun daha kurumsal bir tiyatro olması için zaten ortak akılla iş yürütüyorduk. Şimdi iş resmiyete döndüğünde bu tiyatronun büyümesi ve aslında ülke çapında bir tiyatro olması gerekiyor. Sadece Nilüfer Belediyesi'nin değil tüm Bursa'ya yayılması, oradan da kent sınırlarının dışına çıkması gerekiyor. Bunun için şehir tiyatrosu olması, kent tiyatrosu olması ya da kendi kadrosunu oluşturması, bir kumpanya haline gelmesi önemli bir fark yaratacak. Çünkü biz sadece hafta sonları değil, bütün bir sezona, bütün bir haftaya yayılmış bir çalışma programıyla çok daha dinamik, seyircinin ihtiyaçlarına göre ve fark yaratacak bir repertuarla sürekli çalışma halinde olacağız. Çünkü 12 ay maaş alacak, kiramiye alacak bir kadromuz olacak. Bu bir anlamda da şundan dolayı önemlidir. Özellikle Batı ülkelerinde tiyatro, opera, bale, sinema devlet tarafından büyük destek görür. Devlet desteğini kimi zaman ödenekler biçiminde yapar, kimi zamanlar aldığı vergileri düzenleyerek yapar, kimi zaman fonlardan yararlanır, sivil toplum kuruluşları için içindedir ve sponsorluk denilen müessese işler. Dolayısıyla dünyada, büyük gelişmiş ülkelerde ve büyük metropollerde aslında bir havuz vardır ve tiyatro bu havuzdan yararlanır. İngiltere'de doğrudan ödenekleri vardır. Almanya'da doğrudan ödenek ya da Avusturya'da ya da Kuzey ülkelerinde doğrudan ödeneği vardır. Ama Avrupa Birliği'nin fonları da vardır bu ödenekler olmasa da. Ya da Amerika Birleşik Devletleri'nde öyle bir sistem kurar ki sponsorluk müessesesi üzerinden, yani sanat bütün dünyada desteklenerek var olabilir. Bizde maalesef devletin bu tür bir şeyi yok, yapılanması yok. Tam tersine bunu bir eğlence mekanı gibi algıladığı için çok ağır vergilerle tiyatrolar yaşamak zorunda. Sponsorluk müessesesi doğru dürüst işlemiyor. O zaman da bir tek geriye özellikle yerel belediyelerin subvanse ettiği tiyatrolar kalıyor. Çünkü tüm dünyada olduğu gibi tiyatro desteklenemeden yürüyebilecek bir şey değil. Çünkü ticari kaygılar her ne kadar sizin, yani gişe her ne kadar sizin parametrelerinizden birini oluştursa da tamamen bu alana terk etmemek gerekiyor. Çünkü kültür ve sanat bir holding işletilir gibi işletemeyecek bir yapıya sahip. Ve Nilüfer gibi aydın bir kentte, belki de Türkiye'nin diğer belediyelerinde ilham olacak bir yapısal değişim gerçekten çok önemli. Önümüzdeki yıl tabii ki repertuarımız gelişecek. Şu anda 3 tane oyun sirküle ederek devam ediyordu. Bu 3 oyun en azından 2 tanesi varlığını sürdürmeye devam edecek. Ve biz 3 tane daha oyun repertuarımıza ekleyeceğiz. Onun dışında Nilüfer bir tiyatro kenti ama aynı zamanda bir öğrenci kenti. Burada büyük bir üniversite var. Türkiye'nin en büyük üniversitelerinden sayısal anlamda birine sahip. Ancak üniversite öğrencilerinin ve üniversite öğretmenlerinin eğitim kadrosunun tiyatro ile ilişkisi zayıf. Dolayısıyla bizim bir ayağımızın üniversite öğrencisini, üniversite kentini seyircimiz haline getirmek biçiminde olacaktır. Ve bu anlamda o yaş grubuna ve üniversite profiline uygun oyunlar çıkaracağız arka arkaya. Çocuklar önemli bizim için. Çocuk tiyatrosu yapmak zorundayız. Bu görevlerimizden bir tanesi. Ve bu yıl çocuklara Shakespeare başlığı altında Shakespeare oyunlarının
uyarlanarak daha çocuk yaşta seyirciyle buluşması için çaba göstereceğiz. Bunun için ilk projemiz de Shakespeare'in Fırtına oyunu. Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde başlayacak. Ve ikinci bir çocuk oyunu gelecek hemen ardından. O daha alt yaş kuşağı için Shakespeare 6 ve üzeri yaş olarak düşünürsek 4 yaş çocukları için bir çocuk oyunu daha çıkacak. Kendi eğitim çalışmalarımız olacak. Çünkü buradaki kadronun eğitilmesi ve dünya standartlarında bir oyuncu olarak var olabilmesi gerekiyor. Onun için meslek içi çalışmalarımız devam edecek. Ve önümüzdeki yıl bir festival bizi bekliyor. Türkiye'nin en önemli festivallerinden bir tanesini, tiyatro festivallerinden birini yapıyor bugüne kadar Nilüfer Tiyatro. Bunu devam ettireceğiz. Kısaca toparlayacak olursak, daha çok seans sayısıyla, aynı anda eş zamanlı olarak perde açabileceğimiz bir yapıyla, daha geniş bir repertuarla, daha çok referansa hitap edecek ve sınırları Nilüfer'den Bursa'ya, Bursa'dan diğer kentlere ve hatta dünyadaki çeşitli festivallere katılabilecek bir modern yapı içinde kurumsal bir zihniyetle Türkiye'nin önemli tiyatrolarından biri haline getirmeye çalışacağız. Bunu merakla bekliyoruz. Şimdi az önce dediğiniz bir şey vardı, kadroların genişleyeceği. Feza Bey de keza öyle, kendisi de cevapladı ama Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu'nda oyuncu seçerken nelere dikkat ediliyor? Özellikle buradan belki bizi izleyen seyircilerimiz de var, oyuncu olanlar seçmelere katılmak isteyebilir. Buradaki kriterler ne olacak yani? Ve burada bakıldığında tiyatro bölümü öğrencilerine mi daha öncelik veriliyor, yoksa belki alaydan yetişmiş biri de olabilir ama yeteneklidir. Bu kıyaslama, bu nasıl yapılıyor evet. Seçim? Şimdi bizim üç profilde oyuncu istihdamımız olacak. Bunlardan bir tanesi kadrolu. Yani sınavla alacağımız ve bu tiyatronun kemik kadrosu olacak. Bütün oyunlarda görevlendireceğimiz bir kadro olacak. Ama onun dışında kadronun ihtiyacına göre yevmiyeli oyuncu da çalıştırabileceğiz. Bunlar yevmiye usulüyle çalışacak. Ve kadromuza dışarıdan duayen diye tabir edebileceğimiz oyuncular davet edeceğiz. Bu çeşitli yaş referanslarından olabilir, star talent diyebileceğimiz marka isimler olabilir. Ya da bizim o anda kadromuzda olmayan ama bir oyunun ihtiyaç duyduğu bir isim olabilir. Bunların her üçü içinde aslında tiyatronun beynemler, evrensel kuralları geçerli olacaktır. Yani bir role uygunluk en önemlisi. Burada tabii ki bir yetenek, deneyim ve role uygunluk aranacaktır. Onun dışındaki ölçütlerden bir tanesi, burası bir sonuç olarak kumpanya, beraber çalışabilme ve bir sinerji yaratabilme ve iştahla iş yürütebilme çok önemli bir ölçü. Tabii ki bu da bir ölçüt oluşturacaktır. Bunun dışında bir repertuar tiyatrosu olduğu için, çünkü oyun sayımız artacak, buradaki kişilerin değişik rollere göre çeşitlilik arz etmesi icap edecektir. Yani çok değerli, örnek vererek konuşmak istiyorum, çok değerli, elimde 6 tane Hamlet oynayacak oyuncunun olması aslında kıymetlidir. Ama oradaki Polonius ve Claudius'u oynayacak oyuncuya da ihtiyacım vardır. O zaman doğru bir matematik kurmamış haline gelirsiniz. Yani hem yaş skalasını geliştirmek hem de çeşitli rollerde o anda kadroda bulabileceğimiz bir skala yaratmak zorundayızdır. Yani toparlayacak olursak, yetenek, beceri ve motivasyon önemli bir ölçüt olacaktır. Onun dışında skala geniş olacaktır. Yani bu kadronun her tür oyunda kullanılabilecek oyunculardan oluşması
gerekecektir. Tabii bu sadece oyuncular üzerinden, sadece oyunculara sınav yapılmayacak. Aynı zamanda tasarımcılar ve teknik elemanlar noktasında da kadromuzu geliştireceğiz. Burada da aşağı yukarı aynı ölçütler devreye girecektir. O zaman buradan adaylara dikkat edecekleri kriterlerin bu olduğunu söyleyelim. Yeniden Feza Bey'e dönelim. Önümüzdeki yıl bambaşka bir Nilüfer Tiyatro karşımızda olacak. Seansların artırılması da söz konusu dedi Engin Hocamız. Bu sene, geçtiğimiz senelerde Nilüfer Tiyatro özel günleri hariç cuma ve cumartesi günleri oynuyordu. Demek ki bu da artacak. Yani bu bağlamda yine Nazım Hikmet Kültür Evi kullanılacak ama başka lokasyonlarda da bu tiyatrolar olacak mı? Evet, işte Engin Hoca'nın az önce söylediği gibi seans sayısını arttırmaktan kastımız başka günler ekleyip başka yerlerde de oynamak. Örneğin Büyükşehir Belediyesi ile görüşüyoruz. Tayyare Kültür Merkezi'nde de oyunların sahnelenmesini sağlamaya çalışıyoruz. Görükle'de Sanat Mahalle'de de oyunların sahnelenmesini sağlayacağız. Uğur'un sahnesinde de yine oynayacağız. Sadece Nazım Hikmet Kültür Evi'nde kalmayacak önümüzdeki sezon oyunlar. Hani kentin geneline yayılmış bir yapı olmasını sağlıyoruz. Verimli olan tüm sahnelerde oynamaya talibiz aslında. Peki şu anda nasıl? Hani talep de çok yüksek. Onu da görüyoruz. Genellikle biletlerin kalmadığını da görüyoruz bazı günlerde. Şu an talep nasıl? Şahane. Bir de o cumartesi günleri farklı bir uygulama yapıyorsunuz. Saat evet. 15'te. Biraz ondan da bahsetmekte yarar var. Şimdi bu yıl ilk kez matine koyduk. Biraz da Engin Alkan'ın zorlamasıyla koyduk. İyi ki de koymuşuz. Biz daha önce matine oynamıyorduk. 2 yıl boyunca oynamadık daha doğrusu. Matine de şöyle bir uygulama getirdik. Şimdi adını açıklamak istemeyen bir firma bize 1000 bilet için bedelini ödedi. Matine bilet bedelini ödedi. Ve askıda bilet uygulamasına başladık. 15-25 yaş arası ve 65 yaş üzeri herkes bu uygulamadan her oyun için bir kere bilet almak kaydıyla faydalanabiliyor. Bunun için bize bir e-posta gönderiyorlar. Rezervasyonları yapılıyor. Oyundan bir saat önce girip biletlerini alıyorlar. Ve tüm seanslarda geçerli değil. Sadece matine de geçerli. Bu çünkü doluluk oranı çok yüksek diğer seansların. Ama hani 15 yaşındakilerin zaten 8'de oyuna girip işte 11'de çıkmaları da çok kolay olmayabilir. Okul vesaire mevzundan dolayı. O yüzden matineye koyduk. Çok ilgi çekti. İyi gidiyor. Tiyatronun desteklenmesi açısından da gayet evet, önemli. Hani o firma çok kıymetli bir şey yaptı tabii, sağ olsunlar. Önümüzdeki yıl belki adını açıklayacak bir firmayla çalışırız. Cumartesi saat 15 seansı değil mi? Cumartesi 15 seansında biz tiyatro@nilferbeltr.com'a e-posta gönderirlerse isimleri, telefon numaraları ve yaşlarını bildiren bir e-posta gönderirlerse rezervasyonlarını yapıyoruz. Ve ücretsiz olarak yararlanabiliyorlar. Ücretsiz olarak izliyorlar. Şimdi önümüzdeki sezonu konuşmaya bir nokta koyalım. Bu sezondan bahsedelim. Bu sene 2 oyun var. Şark Dişçisi ve Romeo Juliet. Ve geçtiğimiz sezondan kalma 1 oyun. Tersine Dünya var. Dilerseniz önce Tersine Dünya'nın fragmanını izleyelim ve kaldığımız yerden devam edelim. Elimden kocalık etmekten başka bir iş gelmez. Namuslu genç bir delikanlı, öyle her laf atanla muhatap olmaz, tamam mı? Tersinden de baksan dünyaya, gözünden de baksan çıkamazsın işin içinden. Erkek başmakalık ortalarda, şaşırdım kaldım. Tersinden de baksan dünyaya, gözünden de baksan çıkamazsın işin içinden. Namuslu, evli bir ev erkeğisin değil mi? Bir erkeğin en kutsal yerine sarkıntılık edilir mi? Tersinden ne baksan dünyaya,
Tersine Dünya'nın fragmanını izledik ve şimdi de biraz bu oyunla ilgili konuşmaya başlayalım. Engin Hocam'a soralım aslında çünkü yine oyunumuzun yönetmeni kendisi. Geçtiğimiz sezon olan bir oyun ve gerçekten çok beğenildi. Turnelerde de kapalı gişe oynadı neredeyse. Tersine Dünya Orhan Kemal'in bir eseri ve artık uyarlanmış. Bu oyundan biraz bahsedebilir misiniz? Tabii. Oyun zamanında bir gazetede tebrik halinde haftalık olarak Orhan Kemal tarafından kaleme alınmış. Daha sonra bu bir araya getirilerek roman haline getirilmiş. Daha önce yapılmış uyarlamaları vardı oyunun. Fakat ben kendi reji konseptime göre tekrar uyarlamasını yaptım. Müthiş bir fantezi aslında. Çünkü erkek dünyasını iktidar erkeklerde değil kadınlarda olsaydı bu ilişkiler ne olurdu fantazisi üzerinden bir yanıt bulmaya çalışıyor. Ve bunu yaparken yine bir kent panoraması içinde küçük insanlara o geleneksel aile yapısına ya da işte işçilerle patronlara, işçilerin kendi aralarındaki ilişkileri, bütün bunlara tanıklık ediyoruz ama bütün bunları kadınların patronu olduğu, kadınların egemen olduğu, kadınların tek söz sahibi olduğu bir dünyaya giderek gerçekleştiriyoruz. Oyun bu haliyle zaten daha duyulduğu anda ilgi çekiyor. İnsanlar merak ediyor bu fantazinin nasıl gelişebileceğini. Biz de buradan gelen itici kuvvetle hem Orhan Kemal'in bu ölümsüz eserini bir kez daha yorumladık. Ama aynı zamanda bugün yaşadığımız gerçekliğe de çok önemli bir bakış geliştirdik. Çünkü ülkede son 15 yılda kadın cinayetleri, kadına uygulanan şiddet, tacizler, tecavüzler aldı başını gidiyor. Daha muhafazakar bir toplum olduk. Bu muhafazakarlık içinde kadınların toplumdaki yeri sistem tarafından ısrarla kadın evinin patronudur, üretimden çekilsin, sosyal hayattan çekilsin ve erkeğin kendisine verdiği görevleri layıkıyla yerine getirsin. Çocuk doğursun, çocuk baksın, onun görevi budur gibi bir resmi ideolojiyle karşı karşıya içindeyiz. Yani kadın problemi aynı zamanda bir ideolojik problem olarak karşımızda duruyor ve biz yıllar önce yazılmış bu oyunu bugünkü gerçeklik üzerinden bir okuma gerçekleştirdik ve seyirciye gerçekten yürekten dokundu. Çok iyi bir kadroyla çalıştık. Oyuncular son derece duyarlı bir yerden içselleştirdiler meseleleri. Ve Bursa'nın duayeni, Bursa'nın tabiri caizse Muhsin Ertuğrul, Feyha Çelengin de bize verdiği katkıyla beraber gerçekten hem Türkiye'nin her yerinde ama aslında dünyanın her yerinde oynayabileceğimiz sağlam bir oyun çıktı karşımıza. Ve seyirciden hak ettiği ilgiyi de gördü. Geçen yıl çok uzun seanslarla oynadığı halde bu yıl yine bizim en çok dolu, en çabuk bileti tükenen oyunumuz olarak işte varlığını sahnede sürdürüyor. Öyle de tahmin ediyorum ki bu önümüzdeki birkaç yıl boyunca da bu böyle gidecek. Yani oyun devam edecek değil mi? Edecek, edecek. Serisi olduğu sürece edecek. Aslında erkeklerin belki hani aslında tamamen görüşümüzün dışında hani bazı kafaların yaptığı hani erkek egemen dünyası var ya, işte o insanların empati kurması için gerçekten çok güzel bir oyun. Dekor ve kostümleriyle de ilgi çekiyor. Evet. Bunlar da özel olarak mı tasarlandı tabii, bu oyun için? Tabii. Her oyunun dekor ve kostümü tabii ki oyuna göre tasarlanıyor. Barış Dinçer'le çalıştık. Dekorumuzu o tasarladı. Çok dinamik bir, çok eğlenceli bir dekor yaptı. Kadın ve erkek prototipinin klişeleşmiş bütün objeleri üzerinden bir dekor yaptı. Futbol topundan oyuncak bebeklere, oradan tablodan iskambil kağıdına, işte alyanslardan formalara kadar her şeyin
kadın ve erkek biyolojik kimliğini değil, toplumsal kimliklerini ürettiği objelerden bir dekor yaptı ve dekor aynı anda bir sürü mekana dönüşebiliyor. Candan Seda Balaban kostümlerimizi yaptı çünkü fantastik bir dünyada geçmek durumundaydı. Bizim bilinçaltımızdaki pijamalar, bizim bilinçaltımızdaki işte okul formaları vesaire, bunlar biraz şekil değiştirerek o dünyanın, o irreal, o fantastik dünyanın kurgusu içinde yeniden ele alındı. Aslında baktığımızda o pijamalar, o danteller ya da işte oradaki o okul forması ya da işte o konsümatörlerin giydiği kıyafetler bir yerden tanıdık geliyor ama bir farkla. Erkeklerin giyeceği şeyleri kadınlar, kadınların giyeceği şeyleri erkekler giyiyor. Onun için kendi içinde de bir üslubu olan plastiği güçlü bir oyun haline geldi. Enfes bir oyun. Gerçekten geçtiğimiz sene izlemiştim bir şey ve bir kez... Ben bir istiyorum oyunla ilgili. Aslında en trajik olan şuydu oyunda. Az önce söylediğin çok önemli. Mutlaka erkeklerin empati kurabilmek için izlemesi lazım. Çünkü alışkın olduğumuz şeyin dışında ezilen erkeği gördüğümüzde ezilen kadını gördüğümüzden daha farklı bir şey hissediyor insan. Trajik olan şuydu. Oyuncu arkadaşların hiçbirisini eleştirmek için söylemiyorum ama gerçek bu. Hepimiz için aynı şey gerçek. Erkini kaybetmiş erkek lafından hepimiz feminen bir durum anlıyoruz. Bu da kadına hakaret. Evet. Yani bir türlü bu aklımıza gelmiyor. Erkini paylaştığın zaman nasıl davranacaksın? Hani o eşitlik durumunda iktidarı senden alındığında nasıl davranacaksına dair bile fikrimiz yok. Bu çok trajik bir şey. Bu yüzden bu oyunun bu kadar izlenmesi çok hani ideolojik olarak da mutlu edici bir şey, keyif verici bir şey. Bu oyun aslında filmleştirilmişti eski Yeşilçam'da. Orada aslında birçok insana ulaşma fırsatı buldu ama bu uyarlanmış bir oyun olduğu için güncel konuları da içeriyor ve dolayısıyla daha fazla empati yapmamızı sağlayan bir oyun. O kötü bir uyarlamaydı. Filmi diyorsunuz değil mi? Evet, film öyle, bu daha farklı. Hani etkiliyor insanı. Gerçekten çıktığınızda etkisinden kurtulamıyorsunuz. Oyun yaklaşık 3 saat sürüyor ve mutlaka izlemenizi önereceğimiz bir oyundur. Şimdi Feza Bey, tersine dünyadan bahsetmiştik. Özellikle bu sene Şark Dişçisi oynanıyor, Romeo Juliet oynanıyor. Bu oyunlar nasıl belirleniyor? Yani bu oyun burada oynasın nasıl deniyor? Şimdi geçtiğimiz yıl belirlerken Engin Alkan'la ilk konuşmamızda bir komedi oyunu istedik. Engin Alkan'la ilk tanışmamızdır o. Aziz Nesin olabilir mi diye konuştuk. Ben bir bakayım, ben size bir şey önereyim dedi. Tersine Dünya'yı önerdi. Hatta uyarlamasını yaptı. Uyarlamayı gönderdi. Ondan sonra oturduk ve Tersine Dünya'da hemfikir olduk. Çünkü eski uyarlama çok tatmin edici bir uyarlama değildi. Önümüzdeki geçtiğimiz sezon için, ilk sezondan bahsediyorum. Geçtiğimiz sezon için Tersine Dünya'dan sonra Engin Alkan'la bir oyun daha çalışmak istedik. Şark Dişçisi'ni önerdi. Ben de oynayayım dedi. Konuşacak bir şey yoktu. Şahane bir fikirdi. Ve birlikte Serdar Biliş'le görüştük. Serdar Biliş önceki yıl İstanbul Şehir Tiyatrosu'nda 12. Gece yönetti ve sükseli ve iyi bir oyun çıktı. Bir Shakespeare konuştuk. Birkaç oyun konuştuk Shakespeare'in. Romeo Juliet'te karar kıldık ve böyle gelişti. Bundan sonraki süreçte genel sanat yönetmeni bir repertuar hazırlayacak. Ona göre devam edilecek. Bunları önümüzdeki yıl göreceğiz. Şimdi Şark Dişisi'nden bahsetmişken Şark Dişisi'ne gelelim istiyorum ama Şark Dişisi'ne gelmeden önce de fragmanı izleyelim. Salı. Beni tedavi etmeyin. Çarşamba. Diş doldurmaya. Perşembe. Diş boşaltmaya. Ha
bunlara. Tamam. Niko! Ne var Niko, Niko, Niko? Ne var? Şark Dişlisi'nin fragmanını izledik. Gerçekten muhteşem bir oyun. Yine Engin hocamızın uyarlaması. Oyun aslında bir dünya klasiği ve siz de bunu uyarladınız. Oldukça da zengin bir kadroyla sahneleniyor oyun ve yine o da tersine dünyada olduğu gibi turnelere çıktığında beğeniyle izleniliyor. Şark Dişlisi'nin uyarlamasını yazarken özellikle nelere dikkat ettiniz? Bununla başlayalım. Şimdi öncelikle evet, bir uyarlamadır ama ben bunu ilk sahneye koyduğumda İstanbul'da da bunu uyarlayan olarak kendi adımın anılmasını istemedim. Çünkü burada bir iade-i itibar durumu söz konusu. Biz Boğaziçi Üniversitesi araştırma raporlarını bize sunana kadar Agop Baronyan diye bir Osmanlı yazarından haberimiz yoktu. Çünkü üstüne beton atılmış gibi, unutulmuş. Çünkü Cumhuriyet'le beraber o dönemin koşullarına göre sistemin resmi tavrı olan reddi miras hikayesi bizim 19. yüzyılda bizim kültürümüzü var eden özellikle azınlık tırnak içinde olması bakımından bir kenara itilmiş, kim bilir kaç yazarımız var. Ve bu kadar önemli bir mizah yazarını, bu kadar önemli bir solcu yazarı ve İstanbul'da yaşamış, orada ürünler vermiş ve orada ölmüş ve hatta mezarı kaybolmuş bir yazarı biz ölümünden 100 küsur yıl sonra keşfettik. Dolayısıyla ben yazarın isminin üstüne bir de uyarlayan yazmayı çok doğru bulmadım. Ama tabii ki çok eski bir metni sahneye taşırken bir restorasyon çalışması yapmak gerekti. O bir Molieresk, yani Molière etkisinde dönemin batı tiyatro örnekleri içinde günün modasına uymuş bir dolantı komedyasıdır aslında Şark Dişçisi. İstanbul Ermeniler arasında geçer. Çapkın bir adam zaaflarına yenik düşer ve karısıyla, kızıyla ve bütün oyun karakterleriyle çatışka halindedir. Bu dolantı komedyası bir sürü gülünç şeyle, olayla desteklenerek şahane bir hem bir burjuva eleştirisine hem toplumsal bir eleştiriye aynı zamanda çok tanıdık, bildik bir Molière komedisine dönüşür. Ancak benim bu oyunu sahneye koyarken bir Molière'esk bir dolantı komedisi sahneye koyayım diye bir fikrim yoktu. Öyle bir coğrafyada, öyle bir zaman diliminde yaşıyoruz ki birbirimiz arasındaki farklılıklar sanki bir zaafmış, utanılacak bir şeymiş gibi algılatılmaya çalışılıyor bize. Sürekli birbirimizin farklı noktalarından bir diğerini kendimize benzetme gayreti içinde birbirimize savaşan, birbirimizin canını acıtan, birbirimizi yok sayan ve hatta birbirimizi ülkeden kovan insanlar haline geldik. Bunun içinde sadece Ermeniler yok. Kürtlerle olan politikada, diğer etnik gruplarla olan politikada, yok Alevisi, Sünnisi vesaire, hatta köylüsü, kentlisi, eğitimlisi, eğitimcisi, muhafazakarı, seküleri, durum bu. Bir arada yaşamayı beceremiyoruz. Kan dökülüyor. Hrant Dink'in kanı yerde duruyor hala. Hala suçları bulunup cezalandırılmadı. Adalet sistemimiz geç işliyor ya da belki de hiç işlemeyecek. Tam da böyle bir yerde
bizim kültürümüzün, bizim zenginliğimizin bir parçası olan bir yazarı hatırlamak ve tamamı Ermeniler arasında geçen Osmanlı'nın kültürel mirasına dair bir oyunu bugün sahneye taşımak ve yan yana yüzlerce kişi aynı sahneye bakıp beraber gülmek, eğlenmek, beraber alkışlamak çok anlamlı geldi bana. Çok politik geldi. Dolayısıyla bu oyunu sahneye taşıdım ve istediğimiz şeyi de elde ettik. Gerçekten sahnede gösterimi olan oyunun bir adalet duygusuyla, bir barış, bir kardeşlik duygusuyla her referanstan, her görüşten insanlar yan yana oturuyorlar ve bunu ayakta alkışlıyorlar. Ve soru gelmedi ama hemen söyleyeyim. Bu durum iyi de bir final ihtimaline sahip. Şu anda sivil toplum kuruluşlarının devreye girmesiyle Ermenistan'daki entelektüel ve sanatçı ve Türkiye'deki bu konuda çaba gösteren sivil toplum kuruluşlarının devreye girmesiyle biz oyunumuzu Ermenistan'da Gümrü'de oynayacağız. Ortak kültürümüze ait bir yazarı şu anda diplomatik hiç ilişkimizin olmadığı ve hatta her an dalaşabileceğimiz bir iki taraflı resmi siyaseti aşarak biz oradaki seyircilerle buluşturacağız ve onlardan da bize gelip kendi kültürlerini bizim seyircimize tanıtmaları için bir köprü oluşturacağız. İşte bu durumu taçlandıran bir olay. Bunun da bilgisini vermek isterim. Ne zaman olacak bu Ermenistan'a? Mayıs. Mayıs ayı içerisinde gidecek. Tarih netleştirmeye çalışıyoruz. Hatta sadece Gümrü değil, Erivan'da da oynama ihtimalimiz var. Yazışılıyor. Mayıs, bir hafta 10 gün içerisinde kesin tarihlerde belli olacak görünüyor. Barış'a ihtiyacımız olan bu günlerde böylesine güzel bir olayın olması da gurur verici. Sonuçlarının olumlu olmasını diliyoruz hepimiz. Şimdi Romeo Juliet'ten bahsedelim o zaman. Artık çünkü programımızın sonuna geliyoruz ve bir iki sorum daha olacak daha sonra. Romeo Juliet'i sizinle konuşalım isterseniz. Romeo Juliet yine o da bir uyarlama, bir okulda geçen, aslında bir kenti temsil eden bir oyun. Oradaki yine haksızlıkları temsil eden bir oyun. Romeo Juliet'in diğer Romeo Juliet'lerden farkı nedir? Bunu soralım size. Yani şimdi Shakespeare öyle bir yazar ki rejiyi yapan herkes Shakespeare'i başka şekilde yorumlaması hakkına sahip. Serdar Bilic de bunu bugün herhangi bir ülkede, herhangi bir kentte, bir lisede, sınıfta geçen bir hikayeye dönüştürdü. Tabii Romeo ve Juliet dünyada herkesin çok iyi bildiği bir aşk hikayesi. Romeo ve Juliet'in türevleri, işte Ferhat Leşer'in Kerem'le Aslı ya da Leyla ile Mecnun, tüm kültürlerde söylenmiş hikayeler. Oyunun şöyle bir farkı var Romeo ve Juliet'in. Diğerlerinden biraz daha farklı olarak mistisizmden uzak, devlete kafa tutan bir aşktan bahsediyoruz. Aşkın kendi mistisizmi dışında devletle kavga eden bir aşktan bahsediyoruz. Rağmen büyük kavgalara rağmen olan bir aşktan bahsediyoruz. Bu yüzden Romeo ve Juliet önemliydi bizim için. Hani işin sanatsal kısmı ile ilgili çok fazla değerlendirme yapmam Engin Alkan buradayken ama izleyiciyle de doğru buluştuğunu düşünüyorum. Evet. O oyun da sürecek herhalde değil mi daha? Romeo ve Juliet ile ilgili sezon boyunca devam edecek. Aynen. Önümüzdeki sezonun programı yapılmadan hangisini sürüp hangisinin kalacağına cevap vermek mümkün değil. Yani, ama onun önümüzdeki sezon daha yararlı. Yani repertuarımızda olan oyunları öncelikle korumak istiyoruz. Ama yeni oyunlar çıkartabilmek için de ister istemez feragat etmek zorundayız. Peki. Şimdi özel günler var önümüzde. 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü ve hemen ardından 23 Nisan. Nilüfer Belediyesi Tiyatrosu'nun da bu iki özel günle ilgili bazı etkinlikleri olacak. Projeleri var. Nelerdir? Sizden dinleyelim. Evet, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü çok önemli. Geçtiğimiz yıl
festival kapanışına denk, açılışına denk gelmişti. Ve orada Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası'nın da katılımıyla çok şahane bir 27 Mart kutlaması gerçekleştirmiştik. Bu yılda bunu artık bir gelenek halinde devam ettirmek istiyoruz. Yine bir resepsiyonumuz olacak. Bursa'daki tüm tiyatrocuları, Devlet Tiyatrosu, Şehir Tiyatrosu ve özel tiyatrocuları ve İstanbul'dan konuklarımızı da davet ettiğimiz bir resepsiyonla hep beraber kutlamak istiyoruz. Bizim bütün kadromuzun da katılımıyla. Burada bir küçük Shakespeare resitali gerçekleştireceğiz. Yine Nilüfer Tiyatro'nun oyuncuları benim sunumumla gerçekleşecek. Shakespeare'in sonelerini bu kez aldık. Bunların bir kısmını ben besteledim. Ve bir küçük oda orkestrası eşliğinde onu 27 Mart'a özel bir resital haline getirdik. Aynı zamanda yine aynı gün Konak sahnesinde perdesiz sahneler diye alternatif sahnelerin çok kapsamlı bir biçimde mercek altına alındığı bir belgesel filmimiz var. Onu da bununla bağlantılı, 27 Mart'la bağlantılı olarak Konak sahnesinde bu belgesel filmin gösterimi gerçekleşecek. Ve önümüzde 23 Nisan var. 23 Nisan'da çocuklarımızı bir bütün gün şu mekanda ağırlayabileceğimiz bir program düşündük. Bunun için bizi kırmadılar, teşekkür ederiz. Antalya Şehir Tiyatrosu geçtiğimiz yıl bir kukla birimi kurdu ve kukla oyunları üretiyorlar. Ve bizim burada bir kukla birimimiz yok ve pek çok çocuk aslında kuklayla da pek tanışmış değil. Rica ettik, 23 Nisan'da bizimle beraber olacak iki farklı kukla oyunuyla geliyorlar ve biz belki de ilk defa çocuklara iki farklı kukla oyunu gösterebileceğiz. Ancak yine Kabile diye İstanbul'daki bir grup, bir jonglaj grubu, bir sirk, clown ve palyaço grubu, onları davet ettik. Onlar burada bütün mekanı kullanarak, yani Nazım Hikmet Kültür Evi'nin önünden başlayarak çocuklarla interaktif bir gösteri gerçekleştirecek. Tahta bacaklar, ateş yutanlar, beraber şarkı söyleyecekler, enstrüman çalacaklar vesaire. Sonra bizim oyuncularımız masallara hazırlanıyorlar. Çocuklara masal dinletisi sunacaklar. Ve bütün bunlar 4-5 saatlik bir kocaman bir programa yayılacak. Yani çocuklar buraya öğlen gelecekler, akşamüstü buradan çıkacaklar. Köy okullarına irtibat halindeyiz. Büyük ölçüde seyircilerimiz köy okullarından buraya taşıdığımız seyircilerimiz olacak. Ve aynı zamanda Nilüfer'de yaşayan küçük seyircilerimize de davet çıkarttık. Onlar da rezervasyon usulüyle katılabilecekler. Bu tabii çok kapsamlı. Yani sadece çocuklara bir oyun oynayalım değil, çocuklara birden fazla oyun oynayalım, masallar anlatalım, onlarla interaktif biçimde eğlenelim ve bir bütün günü 23 Nisan'ı okullarında 23 Nisan'ı resmi törenle kutladıktan sonra unutamayacakları bir gün geçirtelim istedik. Çok kıymetli bir gösteri olacak o da. Önümüzdeki günlerde Nazım Hikmet Kültür Evi'ni dop dolu etkinlikler, günler bekliyor diyebiliriz o zaman. Şimdi Feyza Bey, size son soruyu artık size sorayım. Programımızın da sonuna geldik. Son 2 dakikamız. Akademi ne? Akademi ne? Akademi ne? Akademin ya da hani birkaç yıl öncesinden başlayan bir proje ama bugünlerde yavaş yavaş aktif hale getiriyoruz. Sahnede bir şeyleri sunmak belediye içinde, oyuncular içinde, izleyici içinde keyifli bir şey ama bunun altyapısını, yani o sahnede oynayacak kimselerin eğitim sürecini de planlamayı düşündük. Ve bunu ciddi bir yapı altında toplamak gerektiğini de düşündük. Ne yazık ki işte çok uzun zamandır, işte yine 15-20 yıldır bu ülkedeki her şeyde olduğu gibi sanat eğitiminde de bir kokuşma var. Auditionlarda görüyoruz ki çok yetenekli gencecik insanlar ne yazık kötü eğitim aldıkları için başarılı oluyorlar. Deli gibi paralar ödeyerek özel okullarda tiyatro eğitimi alıp ben oyuncu oldum diyen çocukların halleri çok feci.
Bütün bunları herkesi tabii ki biz kurtaramayız ama bir akademi yapısı altında çözecek, derdi olanın gelip orada derdini söyleyebileceği özgür bir yapının olduğu bir yer düşünüyoruz. Bunun ilk çalışmasını da biliyorsunuz son KHK ile Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'ndeki tiyatro bölümündeki hocaların çok büyük bölümü atıldı. Türkiye'nin en kıymetli hocalarındandır onlar da. Onlarla başlayan bir atölyeler serisi şu an elimizde var. 10 hafta sürecek, ücretsiz bir eğitim olacak yine. Her hafta sonu sürecek bir eğitim. Bu bizim akademinin ya da nüvesi olacak. Bunun üzerine akademiyi büyüterek devam edeceğiz. Bu yaz mesela aynı eğitimi belki 15 günde sıkıştırılmış bir şekilde başka bir grupla yapacağız. Aynı hocalar başka bir gruba eğitim verecek. Eğitim meselesine artık giriyoruz. Bu meselede ileri düzey eğitimler olacak genellikle. Akademi böyle bir proje. Çok teşekkür ederiz. Sevgili izleyenler, çok değerli Feza Soysal ve çok değerli Engin Alkan bizlerle birlikteydi. Biz de bu hafta Nilüfer Belediyesi tiyatrolarının konuğu olduk. Ve maalesef bize ayrılan sürenin burada sonuna geldik. Önümüzdeki hafta görüşünceye dek hoşçakalın.